Merhaba değerli arkadaşlar ve sevgili dostlarım. Bugünkü videomuzda demir eksikliği olan hastaların tüketebileceği ve uzak durması gereken baharatlardan bahsedeceğim. Demir içeriği zengin olan 12 tane baharat ve bir tane de demir emilimini bozan baharat bulunmaktadır. Demir eksikliği olan tüm hastalar ve özellikle de böbrek hastalığı olanlar bu 12 tane böbrek dostu baharatı önerdiğim miktarlarda kullanabilirler. Aynı zamanda demir emilimini bozan baharattan da uzak durmaları gerekiyor. Şimdi bunları tek tek sizlere anlatacağım. Yalnız kural olarak böbrek hastaları için günde en fazla 3 çeşit baharat tüketilmesi gerekiyor. Burada anlatırken çay kaşığı ve fincandan bahsediyorum. Arkadaşlar bir çay kaşığı 3 grama denk gelmektedir. Bir fincan ise 100 mililitre yani 100 cc. İşte bir su bardağının yarısı kadar kabaca olmaktadır. Şimdi birinci baharatımız isot. İsot normalde gün aşırı bir çay kaşığı tüketilebilir. Fakat gut hastalığı olanların günde bir çay kaşığı tüketmesi uygundur. Çünkü gut için faydalı isot tüketimi. Yalnız kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullananlar, bu heparin gibi, kumadin gibi ve hemoroidi olanlar, gastriti olanlar, mide ülseri ve mide reflüsü olanlar uzak durması lazım isottan. İkinci baharatımız yine demir açısından zengin olan karabiber. Karabiber de günde yarım çay kaşığı tüketilebilir. Yalnız böbrek taşı olanlar, çünkü içeriğinde yüksek miktarda oksalat olduğu için böbrek taşını tetikleyebiliyor. Yine hemoroidi olanlar, gastriti olanlar, mide ülseri, reflüsü olanlar ve cilt kuruluğu olanlar bu baharattan, karabiberden ya uzak durmaları lazım veya dozunu çok azaltmaları gerekiyor. Üçüncü baharatımız pul biber. Pul biber de günde bir çay kaşığı tüketebilirsiniz yine yemeklerinizde. Yalnız kan sulandırıcı kullananlar, kanın pıhtılaşmasını engelleyen kumadin, heparin gibi ilaç kullananlar, yine hemoroidi, gastriti, ürseri ve gastroözofajiyel reflüsü olan hastalar yine uzak durmalıdır pul biberden. Dördüncü baharatımız safran. Bu da haftada bir çay kaşığı kadar tüketilebilir. Yalnız kumadin ve heparin gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar ya uzak durması lazım veya dozunu azaltmaları gerekiyor. Kimyon ise günde yarım çay kaşığı tüketilebilir. Çayı ise haftada bir fincan tüketilebilir. Yalnız hipoglisemisi yani şeker düşmesi olanlar dikkatli kullanması veya uzak durması gerekiyor. Çünkü kimyonun kendisi de şekeri düşürebilmektedir. Aynı zamanda hamileler, tansiyonu düşük olanlar ve kan sulandırıcı kullananların yine uzak durması veya dozunu olabildiğince azaltması gerekiyor. Altıncı baharatımız ise zencefil. Bu da haftada 2 çay kaşığı kadar tozu tüketilebilir. Çayı ise haftada 1 fincan tüketilebilir. Yağı da haftada 3 damla olacak kadar tüketilebilir. Heparin, kumadin gibi yine kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar, hamileler, emzirenler, mide ülseri, reflüsü olanlar uzak durması lazım. Aynı zamanda diğer baharatlardan farklı olarak safra taşı olanlar ve oksalat tipi böbrek taşı olanlar, tansiyonu düşük ve şekeri düşük olanlar yine uzak durması lazım. Çünkü şekeri tansiyonu bir anda düşürebilir ve tansiyon hapı da kullanıyorsa eğer bu hastalar hipotansiyon veya hipoglisemiye girebilir veya kullandıkları şeker ve tansiyon ilaçlarının dozlarını azaltmaları gerekiyor doktorlarıyla konuşarak. Eğer bunları yapamıyorlarsa uzak durmaları lazım. Aynı zamanda zencefil nakil sonrası özellikle ilk bir yıl kullanılmaması lazım. Çünkü bağışıklığı baskılayan ilaçların kan düzeyleri etkileyebilmektedir. Evet, yedinci baharatımız ise biberiye. Bu da normalde böbrek hastaları bunu günde bir çay kaşığı kadar tüketebilirler. Çayı ise haftada bir fincan tüketilebilir. Yalnız hipertansiyonu olanlar, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullananlar, hamile ve emzirenler, epilepsisi olanlar, ülseri olanlar ve ülseratif koliti olanlar uzak durmaları lazım. Özellikle hipertansiyon hastalarına tekrar değiniyorum. 8. baharatımız tarçın. Bir çay kaşığı kadar tozunu kullanabilirsiniz. Haftada bir fincan da çayını içebilirsiniz. Yine heparin, kumadin gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar, hamileler ve şekeri düşük olanlarla tansiyon düşük olanlar uzak durması lazım. 9. baharatımız ise çörek otu. Çörek otunu gün aşırı bir çay kaşığı soğuk sıkım olmak üzere genelde öneriyoruz veya gün aşırı bir çay kaşığı olacak şekilde çiğ şeklinde veya öğütülmüş
toz haline getirilmiş şekli de kullanılabilir. Yalnız fazlası kan şekerinde düşmeye ve tansiyonda düşmeye neden olabilir. Onun için kullanılan tansiyon hapları veya insülin veya şeker haplarının dozları azaltılması lazım. Yine hamileler, kanamaya eğilimi olanlar, heparin ve kumadin gibi kanın bıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar ve bağışıklığı baskılayan ilaç alanlar. Özellikle bu vasfülite olanlar, böbrek nakilli olmuş olan ilk bir yılındaki hastalar yine bu çörek otundan mümkünse uzak durması lazım. 10. baharatımız ise karanfil. Karanfil günde 2 diş kadar kullanılabilir. Heparin ve kumadin alanlar yine. Hamile ve emzirenler, ülseri ve reflüsü olanlar ve gastriti olanlar uzak durmalı veya dozunu azaltmalıdır. 11. baharatımız ise rezene arkadaşlar. Günde yarım çay kaşığı kadar rezenenin tohumu veya yağı tüketilebilir. Ayrıca haftada bir fincan çayı içilebilir. Heparin ve kumadin alanlar, kanamaya eğilimi olanlar, meme ve yumurtalık ve rahim kanseri olanlar, hamile ve emzirenler uzak durması lazım. Neden meme, yumurtalık ve rahim kanserleri uzak duruyor? Çünkü östrojen seviyesini yükseltebilme özelliği var. Aynı zamanda tansiyonu ve şekeri düşürebilir. Bu nedenle hipoglisemi ve hipotansiyon açısından da yakından takip edilmeli bu hastalar. Eğer bu şikayetleri varsa da kullanmaması lazım. Tansiyon ve şeker ilaçları ayarlanması lazım rezene kullananlarda. Evet, sonuncu baharatımız ise vanilya. Vanilya da çayı haftada 2 fincan, tozu ise günde 1 çay kaşığı kadar kullanılabilir. Yalnız vanilyanın şeker içeriği yüksektir. Bu nedenle diyabet hastaları yarı dozda tüketmeleri lazım vanilyayı. Evet, 12 tane böbrek dostumuzu saydık. Şimdi bir tane de zararlı olan var. Yani demir eksikliğiniz varsa bu söyleyeceğim baharattan uzak durmanız lazım veya dozunu çok azaltarak kullanmanız lazım. Bu baharatın adı ne? Zerdeçal. Normalde biz demir eksikliği olmayanlarda haftada 2 çay kaşığı yani 6 gram veya çayını haftada 1 fincan yani 100 mililitre kadar tüketilmesini öneriyoruz. Demir eksikliği olanlar ise haftada 1 çay kaşığı veya yarım fincan çayını içebilir veya uzak durması lazım. Yine böbrek nakilli olan hastalarımız nakil sonrası ilk 1 yıl zerdeçaldan uzak durması lazım. Başka kimler uzak durması lazım zerdeçaldan? Yine kanı pıhtılaşmasını engelleyen ilaç alanlar, safra taşı ve böbrek taşı olanlar, mide ülseri ve reflüsü olanlar, tansiyonu ve şekeri düşük olanlar, hamile ve emzirenler de uzak durması lazım. Ayrıca testosteron ve östrojen seviyelerini etkileyebilmektedir. Çocuk sahibi olmak isteyenler de zerdeçaldan uzak durması lazım. Evet, bugün de baharat konusunu demir eksikliği açısından sizlere anlattım. Diğer videolarımızda yine görüşebilmek ümidiyle hepinize sağlıklı günler dilerim.